İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın birçok bölgesi ve tarihi mekanlar karantinaya alındı. Dünyadaki koronavirüs kurbanlarının sayısı 38 bine ulaştı. Bugün Artsakh Cumhuriyeti'nde devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri başladı. Batı Ermenistan'ın kolonyası koronavirüsü caydırıcılığının önündeki 5 engelden biridir. Lübnan kökenli Ermeni besteci Lübnan Bayram Marşı'nı yaratıyor. Türkiye, İdlib'de provokasyonlar gerçekleştirmek için özel terörist gruplar oluşturuyor. Karapete Haço belgeseli. Sebastia, Kars, Van, Karadeniz kıyı bölgeleri, Mardin, Yerzinka, Erzincan, Dersim, Yozgat, işte köylerin ve şehirlerin karantinaya alındığı bölgeler. Her yerde sessizlik hakim. Bu yerlerde nüfusun sağlık kontrolleri yapılmakta, dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülmektedir. Son bir gün içinde dünya çapında koronavirüsten 3840 kişinin öldüğü ve toplam COVID-19'dan ölüm sayısının yaklaşık 38 bine ulaştığı bildirildi. Worldometers verilerine göre dünya çapında 787 bin enfeksiyon vakası kaydedildi. Bir günde 62.773 yeni vaka ve 165.659 hasta ise iyileşti. Bugüne kadar koronavirüs dünya çapında 200 ülkede meydana çıktı. Bugün itibariyle en fazla vaka 164.266 kişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedildi. Bugün 31 Mart'ta Artsakh Cumhuriyeti'nde ilk kez iki ulusal öneme sahip devlet başkanlığı ile parlamento seçimleri yapılacak. Artsakh Cumhuriyeti'nin 4. devlet başkanı görevi için 14 devlet başkanı adayı başvurdu. Ulusal seçimler sonucunda Artsakh Cumhuriyeti'nin 7. Ulusal Meclisi oluşturulacak. 33 milletvekili için 10 parti ittifakı mücadele ediyor. Seçimler 103.666 seçmenin oylarını kullanacağı Artsakh Cumhuriyeti'nin 228 cemaatinin tümünde gerçekleşecek. Batı Ermenistan. Geleneksel olarak Batı Ermenistan'da yemek yedikten ve hesabı kapattıktan sonra çıkış sırasında garson limon kokulu sıvı olan kolonya ile ellerinizi yıkamayı teklif eder. Bu parfüm kolonya her zaman günlük yaşamın bir parçası olmuştur. Misafirperverliğin ve temizliğin sembolüdür. Bu parfümle ellerinizi veya yüzünüzü tıraş sonrası lokanta veya araçta sürebilirsiniz. Ancak yeni koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasından bu yana bu ürün daha fazla önem kazandı. Limon kolonyasının aynı isimli Alman kentiyle ilgisi olmamakla birlikte özünde parfümlerden daha az esans içeriyor ve etkin koruma sağlıyor. Ermeniler dükkandaki kolonyaları tamamen satın aldılar ve üreticiler artık talebi karşılayamamaktadır. Bu hafta Ipsos Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre nüfusun %88'i kendilerini virüslerden korumak için dezenfektan olarak limon kolonyası kullanıyor. Kendinizi korumanın en etkili yollarından biri dış dünyayla temas ettikten sonra ellerinizi yıkamaktır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan. Aslen Lübnanlı olan ancak Kanada'da doğup büyüyen ünlü besteci Steve Barakat'ın dediği gibi Lübnan'ın 100. yıl dönümü vesilesiyle vatan olarak adlandırdığı bir bayram marşı yaratarak köklerine saygı duymaya karar verdi. Lübnan daha yaşlı olduğu için kutladığı 100. yıl dönümünün 1920'lerin Fransızlar tarafından Büyük Lübnan Devleti ilanına atıfta bulunduğu anlaşılmalıdır. 1920'de Sevr Antlaşması uyarınca Osmanlı toprakları Fransız ve İngiliz müttefikleri tarafından Milletler Cemiyeti'nin mandası olarak bölündü. Fransa 1 Eylül'de Lübnan'ı hala kendi etkisi altında olduğu dönemde Büyük Lübnan Devleti olarak ilan etti. General Gourod, Fransa'nın Beyrut'ta temsil ettiği Milletler Cemiyeti himayesindeki Büyük Lübnan Eyaleti'nin kurulmasını ve bağımsızlığını duyurdu. Fransa'ya ait olduğu anlamına gelen Lübnan Sedir Ağaçlı Fransız bayrağı Büyük Lübnan Devleti'ne bayrak olarak verildi. Lübnan halkı egemen bir ülke olarak bağımsızlık mücadelesini sürdürdü ve 1943'te Fransız yetkililerinin 23 yıllık iktidarının sona ermesinden sonra bağımsızlığını elde etti. Daha sonra ilk Lübnan bayrağı oluşturuldu. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Türkiye, Büyük İdlib bölgesinde kontrollü provokasyonlar ve askeri çatışmalar gerçekleştirmek için İdlib'de teröristlerle ortak tugaylar kuruyor. Ballat News adlı Türk muhalefeti kaynağı göre Ankara,
durumu doğru zamanda ağırlaştıracak 5 Türk-Suriye özel Tugay kurmayı planlıyor. Tugay savaşçılarının yarısı Cephat al-Vatania Lili-Tahrir terörist grubu ile Suriye Ulusal Ordusu'ndan, diğer kısmı ise Türk ordusunun askerlerinden oluşacak. Türk resmi makamları bu gruplara ılımlı muhalefet diyor ama gerçekte bunlar sıradan terörist çeteleridir. Şimdi Türkiye sadece yeni Tugayların oluşturulmasına yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda eğitmenlerini ve askeri teçhizatlarını da gönderiyor. Geçen ay İdlib'e sevk edilen Türk silahları bunun somut bir kanıtı. Web sitemizde Karabet Haço ile ilgili filmi izleyebilirsiniz. Doğum tarihi bilinmiyor ama muhtemelen 1903-1908 yılları arasında doğdu. Annesi ve babası onun ve kardeşlerinin gözünün önünde katledildi. Kardeşi Abraham ve kız kardeşi Manuşak ile birlikte Kürt yerleşim yerlerine sığındı. Fransız ordusunda 15 yıl görev yaptı. Eva Azizyan ile evlendi ve Suriye'deki Kamışlı kentinde yaşadı. İyi derecede Kürtçe bildiği için Kürt müziği ile uğraştı. 1946'da Ermenistan Cumhuriyeti'ne göç etti ve Yerevan'a yerleşti. Uzun yıllar Yerevan Radyosu Kürt Programlar bölümünde Kürt müziği söyleyerek muhabirlik yaptı. Yüzlerce Kürtçe şarkıları söylediği için Kürt halkının arasında büyük bir itibara sahiptir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gegard adlı folk grubundan Ermeni halk şarkısı Zarzıngı adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.